Derste katman oluşturma ve katmanlarla çizim yapma işlemlerinde anlatacağım. Bunun için öncelikle katman tanımlamamız gerekiyor. Layer Properties Manager'a tıklayarak önce katman tanımlamakla başlayalım. Burada gördüğünüz katman tipleri, komutları nif katman alt ne ile bu kısa yolda çalıştırabilirsiniz. Buradaki seçtiğiniz katmanı dondurabilir ya da seçili katmanı silebilirsiniz. Ya da katmanı varsayılan yapabilirsiniz. Dört düğmenin işlevi bu. İlkin yeni bir katman ekleyelim. Şu anda varsayılan katman sıfır layer. Yani çizeceğiniz bütün çizimler sıfır layer'ında olacak. Siz katman değiştirmediğiniz sürece varsayılan olarak sıfırdır. Layer 1'de diyelim ki düz çizgi. Düz çizgi isimlendirme yapalım. Ardından kilitli militli herhangi dondurma işlemi olmasın ya da ekranda görünsün. Onu seçeneyim. Sonra rengini tanımlayalım. Bunun rengi şöyle kırmızı olsun. Çizgi tipini burada tanımlayalım. Çizgi tipi solid çizgi olsun. Düz çizgi. Okey dedik. Çizginin kalınlığını buradan tanımlayalım. 30 olsun. 0,30. Yeni bir katman daha ekleyelim. Buraya da kesik çizgi diyelim. Kesik çizgi. Ardından renk tanımlayalım buna. Sonra çizginin tipini buraya tıklamak suretiyle kesik çizgi dedik. Şuradaki kesik çizgi tipini seçerek bunu burada tanımladım. Gördüğünüz gibi şu butona şu alanı sağa doğru çektiğimizde bu alanın genişlendiğini, isimleri tam olarak gördüğümüzü göreceğiz. Line Width kısmında buraya tıklamak suretiyle çizgiyi ince yapalım. 0,09 kesik çizgiler bu şekilde olur. Yeni bir çizgi layer daha ekleyelim. Bu da kesik noktalı çizgi olsun. Noktalı çizgi. Ardından burada rengini onu da tanımlayalım. Yeşil bir renk tanımladım. Şuraya tıklamak suretiyle line tip'ten bunu kesik noktalı olarak seçtim. Okey dedim. Çizginin kalınlığını 0,090 olarak kalsın. Sonra yeni bir çizgi daha ekliyorum. Yeni bir layer eklemek suretiyle çizgiyi tanımlaması yapacağız. Noktalı çizgi. Sonra buna da renk tanımlamasını buraya tıklamak suretiyle rengini tanımladım. Yine burada line tip kısmında buraya tıkladığımızda açılan pencereden buradan da noktalı şekilde seçelim. Şu ECAD ISO 07W100. Şimdi diyelim ki bu şeyler standartta açılmadı. Bu çizgi tipleri bunlar açılmadı. Peki bunları nereden açacağız hocam diye sorarsanız burada load penceresi load butona tıklamak suretiyle açılan pencereden çizgi kütüphanesine erişiyorsunuz ve burada çizgileri tıklamak suretiyle listeye ekliyorsunuz. Diyelim ki şuradaki çizgiyi listeye ekleyeceğim. Buna çift tıkladığımda bu şekilde ekrana Select Line Tip penceresini atıyor. Ve buradan da artık seçimi yapabiliyorsunuz. Bakın şurada artık bunu OK dediğinizde artık bu çizgi tipini kullanacaktır. Tekrar üstüne tıklayıp da çizgi tipini buradan değiştirebilirsiniz. Seçtikten sonra OK demeniz yeterlidir. Bu şekilde değişiklikleri gerçekleştiriyoruz. Güzel. Peki bunları nasıl kullanacağız? Close diyelim buradaki pencereyi. Şimdi şu anda varsayılan katmanımız sıfır katmanı. Sıfır katmanın yerine ben mesela düz çizgi layer'ini kullanarak bir çizim yapacağım. Düz çizgi layer'ini buraya listeye tıklayarak aktif hale getiriyoruz. Yeni başlayan arkadaşlarımız bazen yanlışlıkla bunu aktif ederken bu butona tıkladığından bu çizimler ekranda görünmez hale geliyor. Evet, layer varsayılan yapılıyor ama ne yapmış oluyor? Layer'i kapadığı hale geliyor. Şimdi burada çizim yaptığı zaman ekranda bir şey görünmüyor. Oysa ki ben çizim yapıyorum diyor. Ama ekranda görünen bir şey yok. Peki bu durumda ne yapması gerekiyor? Buradaki butona tıklayarak layer'i açık hale getirmesi gerekiyor. Şimdi bu çizgiyi seçip silelim. Dediğim gibi seçme işlemini buradaki yazının üstüne tıklayarak yapalım. Hem kilitlenme hem dondurma ve kapatma açma işlemini yanlışlıkla yapmamak adına. Sonra arkadaşlar çizgi komutunu aldım. Düz çizgi çiziyorum. Buraya tıklayıp da işte sağa doğru F8'e de basalım. 100 birim uzunluğunda bir tane düz çizgi çizdim. Şimdi bu düz çizgiyi çizdiğimizde şuna da dikkat edin. Yan taraftaki properties kısmında bu alanda görülen
renk, çizgi kalınlığı ve diğer detayların çizgiyle uyumlu olduğunu fark edeceğiz. Yani şu şekilde rengi tutuyor, çizginin kalınlığı tutuyor ve çizginin tipi gördüğünüz gibi düz çizgi, birleşik çizgi. Peki alttaki çizgiyi çizelim. Kesik çizgi seçeneğini seçtim. Bu sefer layer'ı değiştirdim fark ettiyseniz ve tekrar çizgi komutuyla çizim yapıyorum. Bu çizgi olmayabilir, daire olabilir, dikdörtgen olabilir, başka bir nesne de olabilir. Geldim ekranda uygun bir yere tıkladım. Mouse'un yönünü sağa doğru yönlendirdim. Şöyle yapalım. Bu arada bazen buradaki ayarlar bu şekilde kalabilir. Eğer ki kesik çizgi layer, diyelim ki bu layer'i seçtiniz. Ekrana buradaki ayarlar değişmediyse, yani rengi bu şekilde, çizginin şekli değişmediyse buraya tıklamak suretiyle by layer demeniz gerekiyor. By layer demek sizin layer'da ayarladığınız, tanımladığınız ayarlarda olması demek oluyor. Sonra line diyorum. Geldim ekranda uygun bir yere tıkladım. Çizginin yönünü gösteriyorum. 100 enter. Gördüğünüz gibi çizgi buradaki tanımladığımız layer'da tanımladığımız özelliklerde oluştu. Aynı şekilde kesik noktalı çizgiyi de oluşturalım. Kesik noktalı çizgi layer'ine geçtim. By layer'i aynı gördüğünüz gibi rengi. Çizginin burada kalınlığı ve kesik noktalı olduğunu buradan görüyorum. Çizgi komutuna girdim. Sonra buraya tıklayıp da çizgiyi yönlendiriyorum. Değer girerim. 100 enter. Gördüğünüz gibi kesik noktalı çizgiyi de bu şekilde oluşturduk. Ya da noktalı bir çizgi oluşturuyorsunuz. Çizginin tiplerini buradan görüyoruz. Buradaki line butonuna tıklamak suretiyle yine bir çizgi oluşturalım. Bu şekilde çizgiyi oluşturduğumuzu göreceğiz. Peki ben eskaza hani bir başka bir layer'da çizmem gereken, diyelim ki düz çizgide çizmem gerekeni, ben noktalı çizgide çizdim. Yani ne yapmam gerekiyor bu durumda? Kolay. Diyelim ki şuradaki çizgiyi ben kesik olması gereken, düz olması gereken yerde noktalı olarak çizdim. Bu şekli veyahut da çizimi seçtikten sonra, seçili halde bakın, bu listeye tıklıyorum. Ardından düz çizgi seçeneği seçiyorum. Artık bunun düz çizgiye olarak atandığını, bu layer'a atandığını görüyorum. ESC yapıp çıktığımda gördüğünüz gibi artık düz çizgi layer'ında bu çizdiğim çizgi. Bu şekilde transferini gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Yani layer'lar arasında çizdiğiniz çizgileri aktarabiliyorsunuz. Ya da ben buradaki gaz çizgisini sıfır layer'ında değil de işte buradaki düz çizgilerini aktarmak istiyorum. Bunun üstüne geldiğinizde zaten değişikliğin olduğunu görüyoruz. Ayrıca arkadaşlar herhangi bir çizgiyi seçtiğinizde eğer Quick Properties'iniz açıksa, bakın Quick Properties room komutunu daha önce anlattım. Buraya tıklayarak açıyorduk Customization kısmından. Ve Quick Properties'i seçtikten sonra alt kısmında şuradaki butona tıkladığımızda açıyor. Seçtiğimiz geometri veya da nesneye ait bilgiler, rengi, hangi layer'a ait olduğu, çizginin tipi ve diğer ölçüsel geometrik detayları ekranda görünecektir. Bu da bizim çizdiğimiz nesnenin hangi layer'a ait olduğu konusunda fikir verecek. Arkadaşlar diğer bir detay da, diyelim ki bu çizgi aralıkları, kesik çizgi aralıkları çok fazla sıkı ya da çok fazla küçük. Bundan ayarlarını nasıl yapabiliriz? Onları da burada Properties kısmına gelerek ayarlayabiliyoruz. Şöyle ki çizgi detayları kısmına buraya tıklayıp da Order butonuna tıkladığımızda Line Tip Manager açılacak ve burada Global Scale diyelim. Mesela 1 yapalım. 1 yapıp OK dediğimizde gördüğünüz gibi çizgiler bir anda daha önceki değerin 2 katına çıktı. Bu şekilde aralıkları arttığını görüyoruz. Arkadaşlar Layers panelde bulunan bazı butonlardan biraz bilgi vereyim. Off butonu, bu üstteki butonlarla alttaki butonlar tam tersi çalışıyor. Off butonuna tıkladığımızda bir layer'la çizilmiş olan bir şekli seçtiğimiz o layer'la ait bütün şekiller ekranda gizlenir. Diyelim ki şurada görmüş olduğunuz düz çizgi layer'la çizdiğim şekli seçeyim. Hatırlayın bunları da düz çizgiye aktarmıştık o layer'a. Seçtikten sonra bunlarla beraber, seçtiğim çizgiyle beraber düz çizgi layer'ına ait bütün çizgilerin saklandığını ve burada da layer'in kapandığını görüyorum.
Yine tam tersini HSC yaparak çıkalım. Şu butona tıkladığımızda kapalı olan layer'ları bu şekilde ekranda gösteriyor. Isolate seçeneğiyle de ekranda gizleyebiliyoruz. Bu butona tıkladığımızda mesela bu layer'a ait çizgiyi seçip sağ tıklayıp enter yaptığımızda sadece bu layer'a ait şekil ekranda kalıyor. Ctrl-Z. Yine dondurma seçeneğini seçebiliyoruz. Dondurarak ekranda müdahale edilmesini engelliyoruz. Mesela bu şekli seçtik, sağ tıkladık. Gördüğünüz gibi ekranda kapattı ve yanında Freeze seçeneğini görüyoruz. Diğer bir seçenek de burada kilitlenme seçeneği arkadaşlar. Eğer ki ekrandaki bir şekli kilitlerseniz ona hiçbir şekilde müdahale edemezsiniz. Görünür ama hiçbir şekilde müdahale edemezsiniz. Look seçeneğini kullanıp da burada layer'a ait herhangi bir şekli seçtiğimizde artık bu şeklin üzerinde hiçbir işlem yapılmadığını görüyoruz. Bakın bu şekli geometrilerine ait düz çizgilerin yanında şu anda kilit simgesi var ve bunu hiçbir şekilde müdahale edebiliyoruz. Ama diğer layer'lara ne yapabiliyoruz? Müdahale edebiliyoruz. Tekrar buradaki unlock butonuna tıklayıp ilgili nesneyi seçtiğimizde gördüğünüz gibi o layer'a ait diğer çizimlerin artık kilitlerini kaldırıyor. Yani buradaki butonların işlemleri birbirinin tersini görüyor. Ve şunu unutmayalım, her zaman kullanmak istediğimiz layer hangisi ise, kullanacağımız layer hangisi ise onu aktif hale getirelim. Ardından çizimi yapalım. Bu şekilde o layer'a ait çizimlerin sadece oluşmasını sağlayacağız. Ve ekranda karışıklıkların oluşmasını önlemiş olacağız.